Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bazı basın organlarında yer alan kimyasal gübreye ÖTV getirildiği iddialarına çiftçiler büyük tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım Bakanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yalnızca iz elementli bazı gübrelere ÖTV getirildiğini duyurdu. Bazı yayın organlarında yer alan haberlerde kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle özel tüketim vergisi getirilmesi iddialarına Tarım Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamayla tarımda kullanımı oldukça düşük olan iz elementli gübrelerden bazılarına getirilen ÖTV'nin tüm kimyasal gübrelere getirilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı vurgulandı. Düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi olan gübre ve gübre ham maddesinin toplam gübre ve gübre ham maddesi ithalatı içerisinde payının %1,9 olduğu belirtilirken, ithal edilen gübre ve ham maddelerinin %98'inden ÖTV alınmadığı bildirildi. Son olarak çiftçilere gübre konusunda her türlü desteğin verildiği ifade edilirken, gübreye yeni vergiler getirilmesi ve maliyetlerinin artırılmasına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Trakya'da ayçiçeği tohumları toprakla buluşmaya başladı. Eğer bir 10 gün daha yağış olur, toprak biraz daha tava gelirse üreticiler yüksek verimden umutlu. Bahar yağışları Trakya topraklarını tava getirdi. Çiftçiler ayçiçeği ekimine başladı. Bu yıl Trakya'da 1 milyon dönüm alanda ayçiçeği ekilecek. Ayçiçeğinin bölge için önemli bir tarım ürünü olduğunu kaydeden Mesut Çakır, 10 günlük yağışların ardından toprağın daha da hazır olacağını, verimin artacağını söyledi. Trakya'da 1 milyon dönüm arazide ekim yapılıyor. Bizim Edirne il merkezimizde de 220 bin dönüm arazide ayçiçeği ekimi yapılıyor. Bu bizim ana ürünlerimizden bir tanesi, buğdaydan sonra gelen. Bazı bölgelerimizde de ekimler başladı, bazılarında da daha henüz toprak hazırlığında işçiliklerimiz güçleşti. Bu sene kışın yağmurlarımız iyi, taban sularımız güzel. İnşallah bereketli bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Sadece sorunumuz şurada, bir 10 günlük periyot halinde bir yağmur alırsak hem kuruyan topraklarımızın üstü biraz daha tavlanmış olacak, ekimi daha düzgün çıkacak ayçiçeğinin, ama yağmur almazsak çok noksanlık oluşacak ekilen yerlerde. Çünkü toprağın üstü kuruduğu için işçilik zorlaşıyor. Taneyi de tava getirmek biraz daha güç oluyor. Üründen iyi bir verim almanın sırrı ise zamanında ekimden geçiyor. Toprağın tavı güzel. Zaten zamanında ekmeye çalışıyoruz. Zamanında ektiğimiz zaman daha iyi ürün alacağımıza inandık. Yani büyüklerimizden böyle gördük, böyle yetiştik. Böyle yapıyoruz. En eski buğdaylardan kırmızı buğday uzun bir aranın ardından yeniden toprakla buluşturulmaya başlandı. Çiftçileri ata buğdayına dönmek bir hayli heyecanlandırırken bölge ekonomisine de katkı sağlanması öngörülüyor. Kars'ı özgür ürünlerden olan ancak uzun yıllardır ekilmeyen organik kırmızı buğday yeniden toprakla buluştu. Sarıkamış'ta 2500 rakımda yaklaşık 300 dönümde ekimi gerçekleştirilen kırmızı buğday çiftçileri de bir hayli umutlandırdı. Yeniden ata buğdayına dönmenin heyecanını yaşayan çiftçiler, yalnızca yağmur suyundan beslenen ürün için kimyasal gübre de kullanmayarak organikliğini korumak istiyor. Şu anda dedelerimizin, babalarımızın ektiği buğdaya dönüyoruz. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah verimi olur. Allah Ekber dağının eteğinde şehitler diyarından biz bu buğdayı ekiyoruz. İnşallah hayırlısı olur, verimli olur. Biz de halka daha güzel sunumlar yaparız. İnşallah herkes de bu dönüşe döner. Çünkü artık biz kimyasal gübre kullanmak istemiyoruz. Çünkü biz de yiyoruz bunu. Çoluk çocuğumuz da yiyor ama kimyasal zehir yiyor. İşte doğal, inşallah iyi olur. Ata dedelerimizin ektiği gibi biz de eskiye döndük. 2500 rakımda ekiyoruz şu anda. Burası Ali Ekber Dağı'dır. 2500 rakımlıdır. Bir soğuk olur, bir sıcak olur ama her şeyi doğaldır, her şeyi güzeldir.
Yani şu tarlamız şu anda yağmur suyundan başka hiçbir su almaz. Havalar ısındı, artık yaz meyveleri de yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde de ilk hasadı yapılan nektarin kilosu 8 ila 10 liradan alıcı buluyor. Yaz aylarının sevilen meyvelerinden nektarinin hasadına Mersin'in Silifke ilçesinde başlandı. İlçede bin dönüm arazide üretilen ve özenle toplanan nektarinler paketlenmelerin ardından yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor. Arzın şimdilik az olması nedeniyle fiyatı yüksek olan ürün 8 ila 10 liradan alıcı buluyor. İlk hasadı yapıyoruz bugün. Yaklaşık bir 2 ton civarında bir hasat yapacağız. Değişik illere gidiyor bu talebe göre. Fiyatlar şu an 8 ila 10 lira arasında değişiyor kalitesine göre. Yani ilk açık alanda ilk hasadı bugün yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından organize edilen öğrenci sektör buluşmasının bu yıl 14.sü düzenlendi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 14. öğrenci sektör buluşması gerçekleştirildi. Birçok sektör temsilcisinin hazır bulunduğu etkinlikte öğrenciler temsilcilerin hikayelerini kendi ağızlarından duyma fırsatı buldu. Buluşmayı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Ergin Dursun Bereket Televizyonlarına değerlendirdi. Bu etkinlikte öğrencilerimizi kamu ve özellikle de özel sektör temsilcileriyle, bilhassa tarımsal sektörle ilgilenen kuruluşların temsilcileriyle bir araya getiriyoruz. Bu etkinlikler bizim öğrencilerimiz için son derece önemli. Burada öğrencilerimiz sektörün ileri gelenleriyle tanışarak iyi bir ziraat mühendisi olmanın ipuçlarını ve özel sektörün bir iyi ziraat mühendisinden aradığı özellikleri ve başarı öykülerini ilk ağızdan dinliyorlar. Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş'le, Türk Traktör İnsan Kaynakları Uzmanı Elif Yasun, sektör temsilcileriyle öğrencilerin bir araya gelmesinin çok keyifli olduğunu belirtti. Hem sektör içerisinde gerek özel sektörde, gerek kamuda, gerek farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımız geliyorlar, tecrübelerini gençlere aktarıyorlar. Herkesin kendine ait bir başarı hikayesi ya da iş hayatıyla ilgili hikayeleri var. Bunları gençlere anlatarak onlara bir yol çizme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelecek planlaması açısından ışık tutmalarına yardımcı olabilir. İşlerinden çıkmış, aynı sıralarda okumuş insanların yaptığı hikayeleri dinlemek onları daha başarılı olmak için, daha çok çalışmak için kamçılayabilir. Kesinlikle faydası olacağını düşünüyorum. Farklı sektörlerden bir araya getirilen çalışanlar, girişimciler ve tabii ki tarım sektörüne katkıda bulunan diğer çalışanlarla öğrencilerin bir araya gelmesi oldukça keyifli bizim açımızdan. Bu tür etkinlikler gerek özel sektör gerekse devlet kurumlarından çalışanları, liderleri, yöneticileri öğrencilerle bir araya getirmesi açısından oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle bir araya gelip deneyimlerimizi ve sektör dinamiklerini paylaşmak bizim açımızdan da oldukça verimli ve keyifli. Traktör sektörünün öncü temsilcilerinden Türk Traktör hem çiftçilerin hem de onlarla aynı karayolunu paylaşan vatandaşların güvenliğini sağlamak için bilinçli çiftçi güvenli tarım hareketini başlattı. Türk Traktör çiftçilerin ve onlarla aynı alanları paylaşan tüm vatandaşların güvenliğini artırmak üzere sosyal sorumluluk projesi olan bilinçli çiftçi güvenli tarım hareketini hayata geçirdi. Projeyle çiftçilerin olduğu kadar onlarla aynı karayolunu paylaşan vatandaşların güvenliğini artırmak da amaçlanıyor. Türk Traktör 9. Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda da çiftçileri güvenli sürüş eğitimiyle buluşturdu. Eğitimler hakkında detaylı bilgiler veren Sulhan Şakır, çiftçileri güvenli sürüş eğitimine davet etti. En başta güvenli traktör kullanımına yönelik, örneğin ROPS kullanımı, emniyet çerçevesi kullanımı, işte traktörün üzerindeki aydınlatma sistemleri,
trafik kurallarına uyma gibi konuları belirledik ve bunun gibi birçok konuyu belirledikten sonra çiftçilerimize bunlara yönelik eğitimler düzenledik. Özel içerikler planladık ve çiftçilerimizle bunları paylaşıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz kampanyalar sonucunda da bazı çiftçilerimiz bize sizin verdiğiniz eğitimlerden sonra ben buna dikkat ediyorum diye bize fotoğrafla veya videoyla geri dönüş yapan çiftçilerimiz var. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Tüm çiftçilerimizi eğitimlerimize bekliyoruz. Sosyal medya yoluyla katılımlarını bekliyoruz. Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım diye yazıldığı zaman internete bizlere ulaşabilirler. Fuar kapsamında çiftçilere eğitim verdiklerini kaydeden Ferman Bal, bu eğitimlere çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Biz bugün bilinçli çiftçi eğitimi güvenli sürüş etkinliği altında bir etkinlik gerçekleştiririz. Katılım istediğimizden daha fazlaydı. Çiftçimiz gayet iyi bir katılımla bunu destek verdi bize. İnşallah bir şeyler verebildik. İnşallah ölümcül kazaların önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Çiftçilerse aldıkları eğitimden bir hayli memnun. Çok iyi, faydalı bir eğitim olması gerekiyor. Her zaman böyle eğitimler verildiği zaman çiftçiler için, traktör kullanıcıları için her şey daha güzel olur yani öncekine nazaran. İşte traktör iş makinesi olduğu için dikkat etmek lazım her şeyine. Yani hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım. En ufak bir hata olduğunda hemen servisi çağırıp bildirmek lazım. İhmalleye gelmez yani iş makinesi olduğu için. Adıyamanlı Hasan Günaydın tarlasında rastladığı kımıl zararlısına karşı kimyasal mücadele yerine doğal yöntemleri tercih etti. Aldığı 50 tane kekliği besleyip doğaya salan Günaydın, avcıları da keklikleri vurmamaları konusunda uyardı. Adıyaman'da yaşayan Hasan Günaydın tarlasında ortaya çıkan kımıl zararlılarına karşı kimyasal mücadele yerine doğal mücadele yöntemlerini tercih etti. Bu kapsamda 50 keklik alarak beslemeye başlayan Günaydın, daha sonra bu keklikleri doğaya salarak zararlılara karşı etkin bir mücadele yürüttü. Yumurtadan çıkan 150 kadar civcivi de kısa süre içerisinde doğaya salacağını ifade eden Hasan Günaydın, avcıları da keklikleri avlamamaları konusunda uyardı. Bunlar yumurta yapıyor. Ondan sonra kuruçla makinesini aldım. Bu keklikleri doğaya bırakmak için doğaya bırakıyorum. Çünkü bırakmanın sebebi de bu kımıl. Bizim ekinlerde kımıl çoğalıyordu. Kımılı toplamak için keklikler besleyip bırakıyorum. Yani ben avcı değilim, ava da gitmiyorum. Güzelcesine güneş civcivler gördünüz işte 40-50-100 tane çıktı. Daha arkasında da inşallah çıkıyor. Keklikler günde 5-10 tane şey yumurta yapıyor. İnşallah yani avcılarımız da buna gösterdiğimiz emeğe karşı duyarlı olurlar. Uçar avına. İnşallah kimse sıkmaz. Çünkü bu çiftçinin en güzel dostu olan kekliktir. Biz bunu denedik. Yıllarda da bu kekliği bıraktığımız yerde ilaçlama hiç yapmadık. Yani bunu da ziraat da denesin, bir baksın nasıl bir faydası varsa onlar da bir görsün. Biz çünkü faydasını görüp ondan sonra bu şeye başvurdum, bu sisteme. Enver Balta ilerleyen yaşına rağmen ormanların koruyuculuğunu üstlenmiş. Öyle ki şehir şehir gezerek ormanların bakımını yapan, yeni fidanlar diken Balta aslında hepimizin göstermesi gereken hassasiyeti göstererek iyi ki var dedirtiyor. Oksijen kaynağımız, ülkemizin yeşil kaynakları ormanlarında bir koruyucusu var, Enver Balta. İlerleyen yaşına rağmen sadece kendi elinde kalmıyor, sırtına aldığı çantasıyla şehir şehir gezerek ormanlarda yetişen ağaçların bakım ve aşılamasını yapıyor. Huzuru ormanda bulduğunu söyleyen Balta, ömrü devam ettiği sürece de evladı olarak gördüğü ağaçların bakımına devam edeceğini söylüyor. Arkadaşlar Balta'ya da çağırıyorlar ama ormanla Balta'dan korkmazlar. Ormanla benim çocuklarım, canım, ciğerim. Benim işim gücüm yetiştirmek. Ben ağaç dururum, fidan dikerim, fidan alırım, ağaç dururum, bahçe alırım, bahçe yaparım. Ben ağaçlı, yeşilli, doğayı seven insanım.
Şimdi mesela çoluk çocuğu burada bırakacağım, Sivas'a gidiyorum. Yalnız gidiyorum hem de. Yaylasından köyüne kadar. Köyden yaylasına. İlçeler arası. Bugün geçen Doğançar'da sorusunda ki burada bir bal, isim dedi, meyve başlayan varmış diye. Ona kim olduğunu bilirler. İsim orada girirler. Balta yani. Mı diyorlar ama? Balta derler, Ömer derler. Orada mesela kim olduğumu çıkarırlar yani. Deseler ki mesela burada bir meyve başlayan varmış, adam sorsa kaybeten. Bu falan dedi derler yani. Gözüm görüp dizim tutana kadar. Gözüm görüp dizim tutana kadar ben bunu şey yapacağım Allah'a izin verirsen. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.